masalsı hikayelerin içinde bir kahraman olduğunuzu düşünün. Yemyeşil vadiler, gürül gürül akan dereler, çaylar, ve pınarlar. Huzurun her halini, her şeklini bulduğunuz bir coğrafyadasınız. Burası gözünüzün ve gönlünüzün doyduğu topraklar. Sadeliğin ve doğallığın merkezinde Üçkaya köyündesiniz. Eski adı Ekerek olan köyün, Cumhuriyet'in ilk yıllarında adı Üçkaya Köyü olarak değiştirilmiştir. Bu köy, Rus işgali sırasında Ruslar tarafından stratejik konumdan ötürü bir üs olarak kullanılmıştır. İkinci Dünya Savaşı'nda, yani 1940'lı yıllarda bir Türk taburunun da Üçkaya Köyü'nde konuşlandığını bilmekteyiz. Bölgenin en eski yerleşim yerlerinden birisi olan Üçkaya Köyü'nün nüfusunun tamamı Azeri Türklerinden oluştuğunu biliyor muydunuz? Aleykümselam. O ne yapsa? Köyün eski adı olan Ekerek isminin ise Ekenek, yani ekilip biçilen yerden geldiği bilinmektedir. Köyü sulayan Ekerek ve Kağın arkları bölgeye hayat vermektedir. Bu arkların ne zaman ve kimler tarafından yapıldığına ait elde pek bir bilgi yoktur. Thank you.
köyün ilk yerleşim alanının bugün Hasancan denen bölgede kurulduğu rivayet edilmektedir. Bu tezi güçlendiren en büyük kanıt ise o bölgede bulunan harabelerdir. Geçiş yolları üzerinde bulunması, topraklarının verimli olması sebebiyle bölgenin cazibe merkezi olmuştur. Okur-yazar oranının yüksek olduğu bu köyden yetişme, yüzlerce üniversite mezunu insan vardır. Iğdır'ın merkezine 47 kilometre uzaklıkta olan Üç Kaya Köyü, Tuzluca ilçesinin merkezine de 11 kilometre uzaklıktadır. Üç tarafının dağlarla çevrili olmasından dolayı bu köye Üç Kaya adı verilmiştir. Geniş bir vadide, sulak arazilere sahip olması sebebiyle çok verimli topraklara sahiptir. Köy 1650 metre rakıma sahip olup 1000 metrekarelik doğal bir göle de sahiptir. Üç Kaya Köyü'nün iklimi kara iklimi etki alanı içerisindedir. Bu nedenle yazları sıcak ve nemli, kışları sert soğuklar görülmektedir bu yörede. Köyün ekonomisi, tarım, hayvancılık ve bağcılığa dayalıdır. Topraklarının verimli olmasına karşın, arazinin az olması sebebiyle büyük bir göçle karşı karşıya kalmış ve nüfusunun %80'ini batı illerine ve yurt dışına göç vermiştir. Köyümüz şu anlık 300 hanedir. Hayvancılıkla geçinir. Kayısı, elma, ceviz, yani aklınıza gelebilecek her meyve yetişiyor. Yalnız halkımız işsizlikten dolayı ve fabrika olmadığından İstanbul'a, Ankara'ya göç etti, Almanya'ya. Şu anda bizim Bağcılar'da 700 hanemiz Üç Kaya Derneği var. Orak aitti, Halkalı, Zeytinburnu köylülerimiz orada yaşar. İşte ne yazık ki köyümüzü sizi gibi değerli insanlar gelip tanıtıyor. Önceden kimse gelip de bizimle bu kadar köyümüzü tanıdan olmadı. Köyümüzün işte meşhur şeyi akarsularımız. Akarsularımızda balık yetişir. Karabalık dediğimiz alabalık, kızıl alabalığı. İşte köyümüzün ortaokulu var. Nüfus az olduğundan göç ettiğinden talebemiz az.
Ondan dolayı işte halkımız şu şekil göç etti. İşte doğal dediğimiz ısırgan otu, teresi, rokası, her yani bildiğiniz her meyve yetişir. Son yıllardaki bağcılık ve özellikle kayısı ve elma yetiştiriciliği köy ekonomisini olumlu yönde etkilemiş ve göçü yavaşlatmıştır. Köyde ticari amaç olarak yapılmayan sebze yetiştiriciliği de ailelerin kendi geçimleri için bahçe yetiştiriciliği şeklinde yapılmaktadır. Isırgan otu, tere, roka, biber, domates, fasulye ve pazı gibi onlarca sebze bu bereketli topraklarda yetiştiriliyor. Hem de en has haliyle. Bol ağaçlı bir köy olan Üçkaya köyünde elma, kayısı ve ceviz oldukça boldur. Hayvancılığın ev besiciliği şeklinde yapıldığı Üçkaya'da küçükbaş ve büyükbaş yetiştiricilik görülmektedir. Köy halkı tarafından kısmen de olsa dere balıkçılığı yapılmaktadır. Lezzetinin adının önüne geçtiği kesinleşen kızıl alabalık ve kara balık denilen bir alabalık türü yörede tadıyla, adıyla son zamanlarda çokça konuşulmaktadır. Üçkaya köyünde her köyde olduğu gibi az da olsa kümes hayvancılığı yapan aileler vardır. Tavuk, kaz ve diğer kümes hayvanları çokça yetiştirilir bu bölgede. Hanelik Üçkaya köyünün yerleşik nüfusu 325 civarındadır. Böyle yeşillikler içerisinde bir köyde ne yenir, ne içilir, siz de merak ettiniz değil mi? Yöre mutfağında et, özellikle kırmızı et, önemli yer tutuyor. Yemeklerin çeşitliliği ise göz kamaştırıcı. Katık aşı, bozbaş, kelecoş, hörre, helise, ferzana, taş köfte, cızdık, tadılması gereken lezzetler arasında sayılabilir. Taş yığma, toprak sıvama evleriyle
zamana meydan okuyan bu köyde insanlar mutlu ve huzurludur. Eski evlerin zamana tanıklık ettiği, yıkık dökük duvarların dile gelse yalnızlığı haykıracağı, uzakta olsa da bizim köyümüz olan üç kayalara gelmeniz için onlarca neden sayabiliriz. Siz yine de her şeyi bir tarafa bırakın, bu yazda buraya, yani üç kayaya gelin.